Estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Üniversitede olsun. Şimdi en büyük problemimiz mesleki eğitimde zaten. İsmail Başkanımız da her platformu dile getiriyor. Biz de bu konuda üniversiteyle işbirliği halinde olarak, üniversitede değişim gelişim topluluğu olarak yaklaşık 400 öğrenciye sahip olduğumuz bir kulübümüz var. Orada da şu an yeni projemiz Young Business Academy. Yani üniversite öğrencilerini iş hayatına adapte etmek. O yüzden gençliğin şimdiden çalışmalara başlamazlar. Lazım ki geleceğimizi temin altına alalım. Gelecekte böyle ülkemize malumunuz içeriden dışarıdan her türlü düşmanlıklar yapılıyor. Bir teröristi daha 2 gün önce hiç 40 dakikada serbest bıraktı. Yüzleri kızarmadan, gözünüzün içi baka baka. Koku içi sayarak. İşte biz ne kadar güçlü olursa, ne kadar o zaman o kadar daha çok geleceğe güvenle bakabiliriz. Nesiller yetiştirmemiz lazım, gençler yetiştirmemiz lazım. Yani kısa vadeli projelerde olmaz bu işler. Tabii bir nesil yetişmesi de uzun zaman değerlerine bağlı, milli bir gençlik. Yetişmemiz gerekiyor ki bu ülke geleceğin daha iyi baksın. Tabii milli şairimiz Mehmet Akın Ersoy'un gibi de Asım Nesli gibi hem bilgi ve manevi değerlerine bağlı ama aynı zamanda teknolojiyle de gelişmelerden uzak kalmadan öz değerlerden, kökümüzden de kopmadan bir gençlik. İnşallah en gayretinde bundan çok büyüğümüz var geçmişte. Sibel'i çok iyi bir rahmetli Mehmet'in Erhan. Ve bugün de senin bir başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hep bunun sevdasında bizler de inşallah sizleri heyecanla seviyoruz, bakıyoruz, destek olmaya bekliyoruz. Sizler de biz aslında enerji anlamında, gençliğin enerji anlamında besleniyoruz. Yani size görünce bile en azından mutluluk geliyor bize, motivasyon veriyor, moral veriyor. Ve sizin iş dünyanızda, üreten dünyada bu ülkenin bu şehrin değerliyle derman olan, dertlenen insanlar şunlukla beraber olmak, bu gençleri görmek de geleceğe güvenle kulaklarınızı sağlayan ortak fayda bu ülke, bu değerler ve daha ileri, daha güzel gitmek. O değerlerde her zaman buluşuyoruz, aynı yolun doğrusuyuz ve aynı davanın takipçisiyiz. Hedefimiz bir daha güçlü Türkiye. Sözü söylediği zaman dinlenen bir Türkiye. Mazlumun yanında zalimin karşısında olan bir Türkiye. Çok şükür. Bunun örneklerini görüyoruz. Gelecekte daha güçlü olmamız lazım. Ecdadımız bunu geçmişte yapmış. Bizim de gelecek neslinde bunu başarabilmesi gerekiyor. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Çekiyorum.